Erdoğan'ın tipik bir özelliği vardır. Bütün yetki bende, sorumluluk başkasında. Burada da aynı şeyi yapıyor. Böyle bir protesto ortaya atıldığında kendisi açıkça destek vermese de bakanları destek verdi. Yandaş gazeteleri destek verdi. Fırsatçılar diye kıyameti kopartıyorlar. Asıl kendileri fırsatçı, siyasi fırsatçı. Bu durumdan rant elde etmeye çalışıyorlar. Bakın enflasyonist ortamlar daima böyle süreçleri beraberinde getirir. Siz hangi hakla Türk milletini ahlaksızlıkla suçluyorsunuz. Niye Avrupa'da bu olmuyor? Niye İngiltere'de olmuyor? Niye başka ülkelerde olmuyor? Çünkü stabil bir ekonomi var, insanlar önünü görüyor ve o devam ede gelen süreçten kazancıyla memnun yoluna devam ediyor. Bizim esnafımız görmüyor ki böyle bir şey. vardır mutlaka fırsatçı senin de belediye olarak, devlet olarak, hükümet olarak denetleme yetkin var. Ama bütün sorumluluk senin sırtındayken kalkıp da bunlar fırsatçı deyip hedef göstermen son derece yanlış. Dolayısıyla burada fırsatçı olan iktidardır. Durumdan vazife çıkartmaktadır. Bunu kendi lehine çevirmektedir. Yetki bende, sorumluluk sizde diyemezsiniz. Yetki de sizde, sorumluluk da sizde. Dolayısıyla bu sonucun tek müsebbibi sizsiniz. Bunu net olarak altını çizmek lazım. Fırsatçı varsa çek çıkart. Bakın COVID döneminde ben İngiltere'deydim. O dönemde belediye ki yetki belediyelerdedir. Bütün işletmelere yazı yazdı. Dedi ki biliyoruz zor bir durumdasınız. Ekonomik bir e, sıkıntıdan geçiyoruz. Lütfen fiyatlarınıza zam yapmayın. Millete sıkıntı yaşatmayın. Dar durumda olan esnafa ben kredi vereceğim dedi devlet. Hı. Yeter ki zam yapmayın dedi. Almanya'da da. İngiltere yaptı, yaptı bunu. Almanya'da yaptı. Bana bile mütevazi bir doktora bile dünya kadar mail geldi. Sıkıntıdaysanız size 50 bin pound verelim, 100 bin pound verelim diye. Şimdi siz ekonomiyi regüle etmekle mükellefken, bütün bu sorumluluğun sahibi sizken, enflasyonist ortamın tek müsebbibi sizken, ondan sonra yaşanan bu krize dön millete de ki, fırsatçı. Hayır sensin nasıl fırsatçı. Bir de gönder. Evet. Bir de geliyor. Şimdi Uğur Bey çok önemli bir konuya İvan temas giriyorlar. etti. Yani evet. para vermiyorlar istifa. Bir de İvan geliyor. On yukarı... Sen merak etme dostlar benden. <laughs> Şimdi ilaçla ilgili önemli bir şey söyledi. Onu anlatırken aslında aklıma bir olay geldi. Programın başında hatırımda yoktu ama bunu vurgulamak istiyorum. Çok önemli bir konu. Teknik bir konu olduğu için onu iyice izah etmem gerekiyor. Bakın, Türkiye'de yıllık tüketilen ilacın 100 ilaç miktarı 175 milyar liradır. Bunun %40-45'i ithal, geri kalanı Türkiye'de yapılmaktadır. Türkiye'de yapılan ilacın da ham maddesi %95 ithaldir. Dolayısıyla neredeyse tamamına yakın ithalata bağlıyız. Allah aşkına Sağlık <laughs> Bakanı'na soruyorum, mecliste söyledim, soru önergesi verdim. Dünyanın hangi ülkesinde... İlaç politikası euro üzerine endekslenmiştir. Bugün Türkiye'de ilaç sanayinin fiyatlandırması euroya endekslenmiş durumdadır. İnsan utanır böyle bir şey yaparken. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Erdoğan itibardan tasarruf olmaz diyor. Bu inanılmaz lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Ben bağırsak kanseri uzmanıyım. Yıllarca İngiltere'de bağırsak kanserleri yaptım. Teknik bir konu olduğu için bunu çok dikkatli anlatmam lazım ama çok önemli. Toplumun bunu bilmesi lazım. Bağırsak kanserlerinde kanseri çıkarttıktan sonra bağırsağı birbirine bağlayan bir cihaz vardır, otomatik bir cihaz, stapler denir buna. Yurt dışında, Türkiye'de bu kullanılır. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım beni aradı, dedi ki babamda bağırsak kanseri çıktı. Tamam dedim, yapılacak şey belli, gönderdik bir hastaneye, adını vermeyeceğim. Hastanede ameliyat yapıldı. Ameliyatı nasıl yaptınız dedim, doktora sordum. Dedi ki iki bağırsağı birbirine bağladık. Neyle bağladınız? Falanca cihazla bağladık. Bu benim uzmanlık alanım. Yıllarca İngiltere'de siz de biliyorsunuz bir üniversite evet. hastanesinde evet. bağırsak kanserleri bölümünde çalıştım. Basildon. Evet. Basıldın üniversitesi. Evet. Birkaç gün sonra arkadaşım beni aradı. Babamın durumu iyi değil. Hayırdır dedim. Yani normalde bir komplikasyon olmaması lazım. Doktorla konuşuyorum. Babamın durumu iyi değil dedi. Yoğun bakımı aldılar dedi. Sürekli takip ediyorum. Hiç beklemediğimiz bir sorun yaşandı dedi doktor. Ee, bağladığımız bağırsak birbirinden koptu. Durumu kritik dedi. Allah. Birkaç gün sonra da öldü. Allah. Olmaması gereken bir şey. Doktora dedim ki bunu hangi teknikle yaptın? Yani teknik olarak <laughs> bir hatan var mıydı? Hayır dedi. Şu teknikle yaptım. Evet çok da yerinde bir işlem yapmış. Fakat doktor bana tarihi bir şey söyledi. Bunu kayda geçmek için söylüyorum. Sağlık Bakanı lütfen dinliyorsa ve buraya programa bağlanma cesareti varsa bağlansın ve bu söylediklerime cevap versin. Dedi ki biz bugüne kadar Amerikan Covedian markasını kullanıyorduk. Dedi ki en iyi marka odur. Biz İngiltere'de de onu kullanıyoruz. Ama dedi tasarruf tedbirleri sebebiyle şu anda Çin'den gelen i̇şte stapler kullanılıyor. Ve bundan dolayı inanılmaz ölüm vakaları var dedi. Ey Sağlık Bakanı! İşte Altında söylediniz. o kadar çok araba var. Dünya kadar sayısız hastanenin sahibisin. Geçtiğimiz günlerde araştırdım. Tam 5 milyar lira devletten teşvik almışsın. Bu ülkenin insanların kanser ameliyatlarında adi 5 para etmez Çin malı ürünleri kullanıyorsun ve insanlar hayatını kaybediyor. Çık bu konuda bir araştırma yap ve bana cevap ver. Bu millete cevap Sadece ver. Sadece teşvik almakla olsa iyi ya. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık çıkışında karayollarına ait muazzam bir arazi vardı. İki arazi. Burayı, iki arazi. Evet, burayı yaptılar, sudan bir... ucuz evet. bir fiyatla uzun süreli bir tahsisle kendisine verildi. Ee, ve oraya betondan muazzam bir set olarak değerlendireceğimiz üniversitesini inşa etti. Özel köprüler yapıldı. Özel yollar değiştirildi. Yani ona orayı bahşedebilmek için Medipol diyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Elden gelen bütün gayret sergilendi. Ocağının karayollarının e, arsası ha. üzerinde şu anda o heyula her geçen gün biraz daha fazla yükseliyor. Karşısında Ve ya Ve bu ne kadar yazık ne yazık ki, olmaz. olmak, yani insana ki, isyan bak, ettiren bak, adaletsizlik bak, görürüz evet. ama bu kadar da olmaz dedirten bir durum bu. İki tane çok haklısınız, iki çok haklısınız. Yani. Sayısını bilmediği hastanelerin sahibi, Devletten bu kadar teşvik almış, devletin binalarına konmuş, hatta hatta. E, vakıf olarak taahhütlü bir şekilde, şartlı bir şekilde devlete bağışlanmış arsalar ve binalar Sağlık Bakanlığı hastane olarak verildi, hastane binası olarak verildi. Bunu meclise söylediğim için söylüyorum ve paylaşıyorum. E, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de çalışırken bir grup benden randevu aldı. Geldiler, dediler ki biz burada hastane açmak istiyoruz. Buyurun yardımcı olayım, bu, bu konuyu iyi bilirim, yani yıllarca tecrübem var. E, nereden geliyorsunuz dedim, Medipol'den geliyoruz dedi. Bakın dedim bakan beye söyleyin bana geldiğinizi benle iş yapmak istemeyebilir. Yani kendisine yardım edemeyebilirim haberi olsun. Ve bakan İngiltere'de hastane açamadı. Mecliste yüzüne baka baka söyledim. Niye İngiltere'de hastane açamadın? Çünkü sana kredi verecek yok, para verecek yok, arsa verecek yok, bina verecek yok. Dolayısıyla sen e, meydanı bulmuşsun Türkiye'de. Arkana da devleti almışsın. Tayyip Erdoğan'ı almışsın. Devasa hastanelerine hastane katıyorsun. Bir kere daha söylüyorum. Adını vererek söylüyorum. Sen Türkiye'de bağırsak ameliyatları, mide kanseri, bağırsak kanseri ameliyatlarında neden kaliteli Amerikan Covedia markayı değil de Çin markasını kullanıyorsun ve bundan dolayı kaç kişi hayatını kaybetti? Doktorla konuştum, üzülerek söylüyorum dedi. Maalesef bunları kullanmaya başladıktan sonra çok sayıda ölüm vakası yaşıyoruz Katarak dedi. Katarakta ameliyatlarındaki lensler? Çok vahim. Ya. Dolayısıyla bunu aslında planımda yoktu böyle bir şey söylemek ama Uğur Bey konuyu açınca korkunç hatırıma geldi ve paylaşmak istedim. bir durum. Ka kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Yani bizi izleyenler de eğer böyle bir şey yaşadıysanız lütfen Hatta yazın. Şunu da söyleyebilir miyim? Şunu da söyleyebilir miyim? Bağırsak ve mide ameliyatı olmak isteyen ya da olması gereken vatandaşlar hastaneye gittiklerinde lütfen doktoruna bize hangi cihazı kullanacaksın diye sorsunlar. Ve baksınlar cihazı hakikaten hangi cihazı kullanıyorlar ve hesap sorsunlar. Yani sen bu kadar bilmem sayısını bilmediğin uçaklara bineceksin. Bilmem kaç bin tane özel araçla, e, konvoylarla keyif yapacaksın. Vatandaşa beş para etmez adi Çin mallarını kullanacaksın ve insanlar hayatını kaybedecek. Dolayısıyla bundan dolayı da hesap sorulması lazım. İnsanı yaşat ki.